8 ülkede aktif olarak savaşıyor, terör örgütü ilan edildi, kara listeye alındı, ambargolara maruz kaldı ve Amerika Birleşik Devletleri için intikam yemin etti. Kimden mi bahsediyorum? Nükleer silah konusunda oldukça iddialı olan ve Amerika Birleşik Devletleri ile sık sık gerilim yaşayan İran ordusundan. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle başlayan İran'ın nükleer programına şimdilerde en büyük tepkiyi de Amerika Birleşik Devletleri gösteriyor. 2020'de İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası iki ülke arasındaki gerilim arttı. İran intikamını alacağını açıkladı. İran ordusu ya da devrim muhafızlar ordusu diğer ordulara kıyasla farklılıklar arz ediyor. Çünkü konvansiyonel ordu değil. Yani biz diğer ordularla kıyaslamamız için bir defa konvansiyonel sınıfta olması lazım. Dolayısıyla biz devrim muhafızlar ordusunu konvansiyonel sınıflamada almadığımız için haliyle daha farklı bir askeri bir yapıyla karşı karşıya oluyoruz. Füze sistemleri ve insansız hava araçları konusunda tüm ambargolara rağmen kendini bir hayli geliştirdi ve Orta Doğu'daki önemli ordular arasında yer aldı. İran şu anda bölgedeki büyük güçlerin de tedarikçisi konumunda. Kullandığı tersine mühendislik yöntemi de ordusunu geliştiren dikkat çekici sebepler arasında yer alıyor. 2011'de RQ-170 Amerikan İHA'sını düşürüyorlar. Düşürdükleri bu İHA'yı tersine mühendislik yöntemiyle aslında kendi İHA'larını da geliştirmeye başlıyorlar. İlk delta yapılı İHA'lar mesela Şahit-136 dediğimiz işte bugün Ukrayna'ya giden aslında onun tersine mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi sonucu çıkan bir türev gibi diyebiliriz. Envanterde kaybolan bir tank savar güdümlü füzesini alıp kendi füzeleri şeklinde tatbik edebiliyorlar. İşte Şahit'e yine örnek verecek olursak, mesela Şahit'in motoru Google'dan araştırılıp elde edilebilen bir motor. İran'ın birçok savunma sanayi ürünleri bu şekilde sivil alanlarda mevcut. Peki, kullandığı taktik ve yöntemlerle farklılığını ortaya koyan İran ordusu olası bir savaşta süper güce meydan okuyabilir mi? Modern ordularda bu bölüm İran ordusunu inceliyoruz. Ben Sümeyye Palta. Modern orduları sizler için hazırlıyorum. Kısa sürede gösterdiğiniz büyük ilgi bizleri çok mutlu etti. Daha büyük başarılar için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. GZT YouTube kanalına abone olmanız ve bizleri arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz en büyük motivasyon kaynağımız olacak. Modern İran ordusunun temelleri 1920'lerde Kaçar Hanedanlığı döneminde atıldı. 1921'deki darbe ile iktidara gelen ve bir asker olan Rıza Pehlevi, İngilizlere söz verdiği için Kaçar Hanedanını tahttan indirmedi, kendisine bağlı bir sistem inşa etti. Önce Kara Kuvvetleri Komutanı, sonra Savaş Bakanı, arkasından da Genelkurmay Başkanı ve Başbakan oldu. Rıza Şah'ın amacı modern bir İran ordusu kurmaktı. Bu bağlamda ilk hamlesi zorunlu askerlik sistemini getirmek oldu. İslam devrimi sonrası hareketin lideri olan Hümeyni, devletin kurumsallaşmasına hız verdi. İran-Irak savaşı boyunca hem düzenli ordu gibi savaşan, hem de vurkaç gerilla taktikleriyle başarılı operasyonlar yapan devrim muhafızları ordu çatısı altına alındı. Çünkü Hümeyni, geleneksel İran ordusunun devrimin temellerini koruyamayacağını düşünüyordu. Sonrasında bir bakanlığa dönüştürülen yapının ilk bakanı Muhsin Refik Dost oldu. 1989'da bakanlık kapatılınca Ordu Genel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde doğrudan devrim rehberine bağlı bağımsız bir yapı haline getirildi. Aslında İran ordusu baktığımız zaman Şah döneminde yani konvansiyonel bir orduyken Şah dönemi sonrası devrimle birlikte İran ordusunun daha çok asimetrik ve hibrit yapılı bir orduya dönüştüğünü görmekteyiz. İran ordusu denildiğinde daha çok devrim muhafızları ordusu akıllara geliyor. Bünyesinde kara, hava ve deniz kuvvetleri barındıran devrim muhafızları, Besiç ve dış operasyonlardan sorumlu Kudüs gücü dahil olmak üzere 5 ana koldan oluşuyor. İran'daki 5 istihbarat kurumunun 3'ü de devrim muhafızları çatısı altında bulunuyor. İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre İran Silahlı Kuvvetleri'nin 575 bin aktif ve 350 bin yedek personeli bulunuyor. Asker sayısı bakımından da dünyada 13. büyük güç olan İran ordusu, Orta Doğu'daki askeri güçler sıralamasında 3. sırada. 350 bin asker ordunun ana gövdesinde, 190 bini devrim muhafızlarında, geri kalanı ise devrim muhafızlarının hava ve donanma birliklerinde bulunuyor. Bu sonuncu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttuğu ve 2019'daki tanker kaçırma vakalarının arkasında olduğu tahmin ediliyor. İran ordusu aslında bölgesel bir savunma doktrini üzerine kurulmuş. Genel itibariyle bölgesel savunma doktrini yani daha çok ülkenin
esas olarak ülkenin kendi sınırlarını korumak üzere. Fakat savunmadan anladığımız nedir? Şimdi savunma dışarıdan başlarsa o zaman bu farklı bir noktaya olmuş oluyor. Diyor ki bölgede benim diyor güvenli olabilmem için diğer ülkelerde faal olmam gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda aktif olmam gerekiyor. İran Kara Kuvvetleri zırhlı birlikler açısından iyi bir yapılanmaya sahip. Toplam 2831 tankı bulunan İran'da tankların çoğu yerli üretim olan Zülfikar ana muharebe tanklarından oluşuyor. Rus yapımı T-72'ler de ordunun diğer tankları arasında yer alıyor. Az sayıda Amerikan ve İngiliz menşeli tankın da envanterde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. İran'ın hava kuvvetleri çok eski. Bu nedenle İran mevcuttaki filoyu yenilemeye çalışıyor. 540'ın üzerinde savaş uçağı bulunan İran Hava Kuvvetleri'nin en öne çıkan uçakları Rus yapımı MiG-29 ve Su-24. Yine bu birimde de Amerikan yapımı olan F-14 ve F-4'ler de bulunuyor. İran ordusunda çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve İtalyan yapımı olduğu bilinen 126 civarında helikopter bulunuyor. Orduların envanterleri sık sık değişebiliyor ancak elimizdeki son güncel verilere göre İran'ın elinde şu anda 12 saldırı helikopteri var. İran'ın deniz kuvvetleri envanterinde ise 398 kadar askeri ekipmanı bulunuyor. Donanmanın 66 devriye gemisi, 10 mayın gemisi, 7 fırkateyni, 5 destroyeri, 3 korveti, 88 devriye botu var. Bunun dışında savaşa hazır toplam denizaltı sayısı ise 19. İran bir Amerikan destroyerini etkisiz hale getiriyor. Yani nasıl yapıyor bunu? İşte o sürat motorları var. İşte sürat motoru 120 tane sürat motoru var. Hepsinin üzerinde gemi savar füzeler var. 120 tane füze bir anda kitleme yaptığı zaman Amerikan destroyerlerine destroyer bir şekilde etkisiz hale geliyor. Yani mesela bu asimetrik kabiliyetin nasıl başarılı bir sonuç oluşturacağına dair iyi bir örnek. Balistik füze geliştirme çalışmalarından da sorumlu olan devrim muhafızları, 1985'lerin ortalarından itibaren kısa ve orta menzilli füzelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Saddam liderliğindeki Irak, İran'a savaş başlatıyor. İşte bu savaş durumunda İran'a birçok füze saldırısı gerçekleştiriyor. İran buna karşılık veremediği gibi havan topu bile atamıyor. O seviyedeyken bugün baktığımız zaman İran'ın bölgede görece önemli bir füze kabiliyetine erişmiş aktörlerden biri olduğunu görüyoruz. Şu anda ordunun kuşkusuz en kuvvetli vurucu gücü balistik füzeleri ve başta kamikaze İHA'lar olmak üzere insansız hava araçları. Suudi Arabistan ve İsrail gibi rakipleriyle hava kuvvetleri bakımından rekabet edememesi füzelerin önemini artırıyor. Şimdi en son açıklamaya göre mesela İran hipersonik füze kabiliyetlerine eriştiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapora göre İran, Orta Doğu'da en fazla füzeye sahip olan ülke. İran'ın tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği 2000 kilometreye kadar menzil genişliğine sahip 10 farklı tipte füze sistemi bulunuyor. Hasan Tahrani Mukaddem isimli ilk füze ordusunu, füze birimini kuran bir komutan var. Aslında bugün İran'ın Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da Hasan Tahrani Mukaddem'e dayanmaktadır. Yani havan topu yapamayan İran'dan artık Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın olduğu uzaya uydular gönderebilen bir İran'la karşı artık böyle bir İran'dan bahsediyoruz. İran'ın nükleer çalışmaları şu anda %60 nükleer zenginleştirme oranını geçti. Ama nükleer bomba ya da nükleer silaha erişmek için %90 seviyesinde nükleer zenginleştirme oranına ulaşmak gerekiyor. Atlantik Konsil'in 2023 küresel öngörü raporuna göre İran'ın nükleer silaha erişme olasılığı en yüksek riskler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. İran, Rusya, Kuzey Kore ve Çin'den yaptığı açık, örtülü teknoloji transferleriyle bu füzelerin menzilini ve vuruş hassasiyetini artırmaya yönelik çalışmalara da devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında ilk askeri uydusu Nuru, Nisan 2020'de yörüngeye başarılı bir şekilde fırlattı. Yani Çin'de özellikle uydu ve uzay konularında bazı ilerlemeler var diyebiliriz. Yani genel anlamda Çin'in uydu ve uzay konularındaki teknolojilerini Çin menşeli olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii Rusya da bu noktada etkin uzay ve uydu konularında. Diğer taraftan füze sistemlerinde de yine Çin sistemlerini görebiliyoruz. Son dönemde İran kamikazelerinde sık sık duymaya başladık. Üstelik İran yıllardır devam eden yaptırımlara rağmen bu konuda başarı sağlamıştı. İran İHA'larının İsrail hava sahasına girdiği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözlem İHA'sını düşürdüğü de biliniyor. BBC savunma ve diplomasi muhabiri Jonathan Marcus'a göre İran bölgedeki müttefikleri ve vekillerine bu araçları satmakta istekli. Öyle ki Rusya gibi büyük bir güç de bu İHA'lara bağımlı hale geldi. Güncel bir gelişme var, onu da söyleyeyim. Şimdi Şahit 136'lar Rusya'ya verdi İran. Yani açık kaynaklar ve
birçok emarelerin gösterdiği. Bunun karşılığında tabii ki de İran'da bir şeyler alacak, askeri tedarik olacak. Uzun süredir gündemde vardı işte Su-35 alacak mı, almayacak mı? İşte en son yeni bir gelişme bu. Su-35'lerin artık İsfahan'da bir askeri hava üssünde geleceği 24 tane Su-35 uçağının alınacağı söyleniyor. Şimdi böyle bir tedarik olabilir. Diğer taraftan şimdi şu konu da çok mühim. Yani şimdi sürekli ambargolar olmuş, ekonomik yaptırımlar olmuş, askeri yaptırımlar olmuş birçok şekilde bir aktörden bahsediyoruz. Dolayısıyla konvansiyonel silahları, araçları tedarik edemiyor. O zaman edemediği için ne yapacak? Yerel kaynaklı daha çok kendi ürünlerini geliştirecek. Bunu da basit imkanlarla ve hızlıca erişilebilir imkanlarla yapması lazım. İşte Kamikaze İHA mesela, Şahin 136'dan bahsedecek olursak, bu tam olarak bunun bir örneği. Eldeki imkanlarla aynı zamanda sivil maksatlı kullanılan bileşenlerin askeri maksata çevrilmesiyle üretilen bir şey. Devrim muhafızları çatısı altında bulunan BESİÇ, paramiliter gönüllü milis teşkilatı olarak karşımıza çıkıyor. Emirlerini doğrudan devrim rehberinden alan bu grubun gönüllülerden de oluşan yaklaşık 10 bin üyesi bulunuyor. Anayasayla yasal zemine oturtulan bu gücün görevleri arasında resmi dini törenleri organize etme, muhalif gösterilerin bastırılması gibi faaliyetler bulunuyor. Son dönemde Mahsa Amini ile duyduğumuz ahlak polisi de kolluk güçlerine bağlı görev yapıyor. 3 yıl önce suikaste uğrayan General Kasım Süleymani Kudüs gücünü yürütüyordu. Bu birim ülke dışında operasyonlar yürütüyor ve doğrudan Ayetullah Ali Hamene'ye bağlıydı. 5000 kişiden oluştuğu tahmin edilen yapının mensupları Suriye ordusuna ve Beşer Esad yanlısı milislere danışmanlık da yaptı. Bu gücün Irak'ta Şii milis gücüne destek verdiği de çeşitli uluslararası kaynaklarca iddia ediliyor. Irak'ta Haçlı Şabi'nin kurulmasında öncü roller oynamış. 2014 yılında DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle Haçlı Şabi'nin Irak'ta kurulması noktasında da Kasım Süleyman'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Genel itibariyle yani İran'ın bölgesel güvenlik strateji ve doktrinlerini uygulamada yöneten, sevk ve idare eden bir karakterden bahsediyoruz. Yani Kasım Süleymani böyle bir rolü üstlenmiş. Dolayısıyla İran devrim muhafızları ordusu için, genel anlamda İran için önemli bir komutandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs gücünün Orta Doğu'daki teröristlere fon sağladığını savunuyor. Bunlar arasında Lübnan'daki Hizbullah, İran destekli bölgesel Şii vekil güçler ve Yemen'deki Husiler ön plana çıkıyor. Husilerin mevcut askeri envanterindeki birçok füze, kamikaze İHA ve SİHA'ların İran menşeli askeri teknolojilerin türevleri olduğu da söyleniyor. Kudüs gücü bir çeşit İran'ın özel bir birliği diyebiliriz. Yani dış operasyonlarını sürdürmek üzere kurulan 1982 yılında Lübnan İç Savaşı'nda daha çok faaliyetlerine başlayan bir yapılanma, askeri yapılanma. Fakat bir noktada sivil hem sivil imkan ve kabiliyetlerden faydalanıyor, hem askeri imkan ve kabiliyetlerden faydalanıyor. Dolayısıyla yine asimetrik ve hibrit yapılı bir oluşumdan bahsetmiş oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı da Kudüs gücünü gerçekleştirdiği için tehdit olarak görüyor ve ambargo uyguluyor. Eski Başkan Donald Trump, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen İran'ın ordusunu 2019'da yabancı terör örgütü olarak sınıflandırdığını ilan etti. Yani tarihte ilk defa yabancı bir hükümetin ordusu Amerika Birleşik Devletleri kara listesine alındı. Bununla da yetinmeyen Amerika Birleşik Devletleri, devrim muhafızları mensuplarının varlıklarını dondurdu, ülke vatandaşlarıyla ticaret yapmalarına yasak getirdi. İran bu hamleye karşılık vermek için atağa geçti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı ve ona bağlı bütün güçleri terörist ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'ni de terörizmin destekçisi olarak niteledi. İran, Irak'a karşı o dönemdeki bir kısmı Kürtler olmak üzere, bir kısmı da Şiiler olmak üzere Irak'a karşı onları kullanmış mesela çeşitli ayaklanmalar yoluyla. İşte Kudüs gücünün meselesi de, yani Kudüs gücünü böyle geçmişine baktığımız zaman bu faaliyetlerin de aslında önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani Haçlı Şabi de bunun ilerleyen aşamalarda daha geliştirilmiş bir versiyonu, ama daha çok vekil güç olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri'nin devrim muhafızlarını terör örgütü ilan etmesinden sonra, yani 3 Ocak 2020'de Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınında Kudüs gücü birim komutanı General Kasım Süleymani bombalı saldırıyla öldürüldü. Kasım Süleymani diye birinden bahseder, gölge komutan diye nitelendirilir çeşitli uluslararası kaynaklarda. Devrim muhafızlar ordusunun sürecinde, yani gelişme sürecinde çeşitli roller oynayan bir komutan olarak görev yapmış. Daha çok coğrafyaya hakim olduğu için bölgesel konulara daha vakıf olabilmiş. Ama bunu daha çok askeri doktrinler
uygulama noktasında gerçekleştiren birisi olduğunu söyleyebiliriz. Suikastın ardından Pentagon bir açıklama yaptı ve suikast emrinin bizzat Başkan Trump tarafından verildiğini söyledi. Bu gelişme sonrası İran intikam alacağını açıkladı. İran nükleer çalışmalarının kurucu babası olarak bilinen Dr. Muhsin Farizadeh Mahabati de 27 Kasım 2020'de bir suikaste uğradı. Bu saldırıda yapay zeka tabanlı uzaktan kumanda edilebilen ve muhtemelen uydu erişimli bir silah teknolojisinin kullanıldığı tahmin ediliyor. Mehabati, 2008'de ABD yaptırım listelerine girmişti. 2018'de ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'ın gizli nükleer faaliyetleri hakkında yaptığı sunumda programın bir numaralı ismi olarak tanıtılmıştı. Çeşitli uluslararası kaynaklar bu saldırıyı İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın düzenlediğini iddia ediyor. Birçok uzman İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la olan geriliminin artacağını söylüyor. Şu ana dek ülkelerin arasında soğuk rüzgarların esmesi dışında bir hareketlilik olmadı. Bunda İran'ın çevrelenmesi de şüphesiz etkili oldu. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını zaman gösterecek olsa da İran'ı küçümsenmeyecek bir güç ve tecrübeye sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Tırnak içinde İran işte kağıttan kaplan gibi şeyler söylense de aslında savaş şartları dahilinde incelediğimiz zaman somut vakalar dahilinde kağıttan kaplan bir aktör yok. Bir bölümün daha sonuna gelirken şunu belirtmemiz gerekiyor. Askeri güvenlik konuları yarı askeri sır olarak kabul ediliyor. Bazı kaynaklar elde ettiği bilgileri abartırken bazıları küçük göstermeyi tercih edebiliyor. Bizler gazete izleyicileri için en objektif verileri paylaşmaya gayret ediyoruz. Her bölüm farklı bir ülkenin ordusunu incelediğimiz Modern Ordular serisinde bu bölüm nükleer gücüyle adından söz ettiren İran ordusunu anlattık. Bir sonraki içeriğimizde hangi modern orduyu görmek istersiniz? Sekiz ülkede aktif olarak savaşıyor, terör örgütü ilan edildi, kara listeye alındı, ambargolara maruz kaldı ve Amerika Birleşik Devletleri için intikam yemin etti. Kimden mi bahsediyorum? Nükleer silah konusunda oldukça iddialı olan ve Amerika Birleşik Devletleri ile sık sık gerilim yaşayan İran ordusundan.